Biz aslında videonun sonundayız arkadaşlar ama videoya giriş yapmadan önce Minnoş Badem'izin kanalını yeğenimin kanalı var. Takip edin. YouTube'da oyuncakla oynuyor. Çok tatlı. onun linki de aşağıda. Takip edin. Bizim için takip etmeyin. Çocuğu sevindim. Herkese merhaba. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. 3000 aboneye özel soru cevap videosu yapıyoruz, mukbang yapıyoruz ve aynı zamanda abur cubur yiyoruz. Çünkü bu çok istendi. Neden onu da anlamıyorum ama. Biz de gittik İngiliz şeylerinden aldık. Hani İngiltere'de sevdiğimiz. Tesco's bizim Migros'umuz mu oluyor? Bilmiyorum. Bir nevi yani. Kipa aslında Tesco Türkiye'deki aynısı yani Kipa versiyonu ama. Evet. Çikolata, bisküvi, cips, bisküvit, kek, başka neler var? 3000 abone özel soru cevap videosu yapacağız demiştik bu hafta. Sen hiç bunu yedin mi? Ben onu çok sevmiyorum. Ribbon o ne ya? Daha yediğimi hatırlamıyorum. Benim pek sevdiğim bir şey değil o. Gofret gibi ama pek... Oo, bu video haşırtı dolu olacak. Yapacak bir şey yok arkadaş. Paket çok. Küçük gofret gibi ya. Sen gofret seviyorsun. Evet. Evet çok güzelmiş bu. Birisi yazmış ki İbo Özge'yi çok sev. O çok kıymetli. Neden bunu ilk söylüyorum? İlk gelen şey o. İbo neden sakallarını kesmiyor? Hem Müslüman hem sakallı olması dikkat çekmiyor mu? Hangi konuda? Yani İngiltere'de yaşıyorsun. Yani sakallısın, Müslümansın yani Türksün. Dikkat çekmiyor mu? O eskidenmiş. Bir de bence bizim Londra'da yaşadığımız bölgelerde yani çok Türkler, normal bir şey. Herkesin sakalı var. Hintliler, Araplar, siyahiler yani çok karışık bir bölge olduğu için. Neyse, sandalyeleri değiştirdik, şimdi geri geldik. Evet, sakallı ve Müslüman olman göze batmıyor. Eskiden evet böyle bir... Şey ya, sen oturmaya mı geldin arkadaş? Tamam ya, yiyeceğim. Benim burada en sevdiğim... Ben bunları çok seviyorum. Evet, İbo Kipling'e bayılıyor. Bu ne oluyor? Kek. Kek. Kipling's. İbo çok seviyor onu. Ben ne yiyeyim ya? Bu arada çok zor bir video olacak çünkü yemek yiyip de çekiyoruz bunu. Hula hoops. Benim çocukluğumun... Yeah. Crisps'i. Böyle. Sen de çocukken bunu böyle parmaklarına geçiriyor muydun? No. Biz çocukken bunları her parmağımıza geçirip sonra tek tek yiyorduk. Daha çok saçma ama... Evet. Yurt dışına öğrenci olarak gelmenin şartları nelerdir? Yurt dışına yani buraya gelmek için mi? Para. Çünkü bedavaya gelemiyorsun. Para ve güven. Üniversite olarak. Para diyorum. Ve özgüven. Evet. Özgüven mi? Kendine güven mi? Ama puanlama olarak bilmiyorum Türkiye'yle. Ne yapıyorsun ya? Bu arada Red Bull'la çikolata çok güzel gidiyor. Bilmiyorum puanlama. Ama sağlık çok zararlı içmeyin. Puanlama olarak gereken bir şey var mı emin değilim. Ne söylersek yalan olur. Sonra alta zaten yorumlarda bize girişiyorsunuz. Niye bilmediğiniz şeylerle ilgili konuşuyorsunuz diye. Nasıl tanıştınız? Ben 10 kere anlattım bunu, sen anlat artık. Buranın lise... Lady Gaga, Oreo. Okay. Ne alakası var? Demek ki Lady Gaga'ya özel bir versiyon. Affedersiniz, buyurun konuşalım. Buranın college oluyor, yani Türkiye'nin lise son 2 senesi olarak geçiyor. Bir saniye. Bir nargile kafede bir hafta boyunca denk geldik birbirimize. Sonra ortak arkadaşlarımız sayesinde ve Instagram sağ olsun tanıştık. 2013 6. ay mıydı, 7. ay mıydı, neydi? Ondan beri de ayrılamıyorum. En
sevdiğiniz yemek? Makarna. Tabii ki de makarna. İçli köfte. Köfte. Yani ne olabilir bu? Herkesin bu şey var ama bu videolarda falan ne çekelim, ne çekelim, ne çekelim var ya. Çok insan mantı seviyor ya. Evet ama biz Türkiye'de çok mantı yiyoruz İbo. En son İstanbul'a gittiğimizde her Allah'ın günü en azından bir porsiyon mantı yiyorduk. Mesleğiniz nedir? Technical support. Türkçesi ne lan onun? Technical support. Teknik. Yardım. Teknik yardım. Evet. Teknik destek. Was troubleshooting neydi Türkçe'de? Ne yapacağını teknik dedi. Sorun giderme. Yeah. Güvenlik sistemleriyle ilgili, televizyon sistemleriyle ilgili falan çalışıyor bu. Ben böyle şey yarım yarım maç bırakıyorum da biraz sana. Annen ölecek, ne olacak? Bir şey olmaz artık. Ben de bir üniversitenin engelli öğrencileri için bir servisinde çalışıyorum. Bunu bazı insanlar yanlış anlıyor. Engelli öğrenciler için öğretmen değilim. Sadece onlara yardım eden servisteki bir çalışanım. İstediğiniz yerde doğma şansınız olsaydı nereye isterdiniz? Ben Londra'da doğdum. Gene Londra'yı seçerdim. Normal insan gibi davran. Onu bana ver, çok istedim. Boğazımda kalır. Ha. Ama bir tane yemek istemiyorum. Sen son buraya niye geldin hadi? Party Wings. Benim yine çok sevdiğim bir bisküvit. Bu arada yazın, sizin en sevdiğiniz atıştırma tarzı. Bisküvit mi, çikolata mı, cips mi? Ve şey de yapsınlar. Mesela biskrem mi seviyorsunuz? Albeni mi seviyorsunuz? Burada bulduğumuzu bulmaya çalışalım. Ha öyle de olur. Türk en sevdiğiniz Türkçe... Çünkü çoğu burada var snack. Ama bazıları da yok. Mesela campare. En sevdiğim bisküvit. Campare can ya. Benimki de o baharatlı ve peynirli çubuk krakerler. En sevdiğim. O çubuk krakerleri yolculukta falan çok yiyiz ya. Annem her zaman o çubuk krakerler susamlı da vardı. Bir zamanlar. İstediğin bir yerde doğsan nerede doğardın? Ben nerede doğarsam herkes orada mı olacak? Hayır. İstediğin bir yerde doğma şansın var. Tam doğdum tek mi oradayım yani? Doğurup kaçıyorlar mı sonra ben orada? Ya sen niye her şeyi böyle didik didik inceliyorsun? Dümdüz bir soru. Ben dedim ki Londra'da doğdum. Ben gene Londra'da doğmak isterdim. Miami. Aa, hadi gel buradan ya. Benim annem için Miami'de mi benden? Önemli şeyler bunlar hacı. İlk öğretim matematik öğretmenliği okuyorum. Allah aşkına bana göç etmenin bir yolunu söyleyin. Ankara Anlaşması ama o da kalktı. Kalkmadı, daha duruyor. Bugün hatta birisi işledi, demişti Ankara Anlaşması'na yeni birisi geldi diye. Ankara Anlaşması hala duruyor ama öyle bir şey istiyorsanız Ankara Anlaşması falan filan bir an önce yapmanız lazım çünkü gittikçe zorlaşıyor İngiltere. Ve çoğu insan red yiyor şu anda. Ve İngiltere artık sınırda. Point base alıyor artık. Ha, mesleğinize göre size puanlama sistemiyle alıyor. Yani sen bir öğretmensen eğer ve öğretmen ihtiyacı varsa daha yüksek puan alıp daha kolay bir şekilde gelebiliyorsun. Olabilir. Ama inşaatçıysan ve inşaatçı çoksa ona göre daha az puan alıyorsun. Doktorlar mesela en yüksek. Yine de çok bildiğimiz bir konu değil, onun için boşuna çok fazla da detay yapmayalım. Ama point based system, point based system olduğu için onu diyorum yani. İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu işlere girersem burada burası karışır mesela. Aynen öyle. Biz bu birkaç makban öncesinde de bu olayları konuşmuştuk. İstanbul Sözleşmesi'yle fazla... Ben çok sinirleniyorum bu konu açıldığı zaman. İstanbul Sözleşmesi hani... Biraz bir fikrim var ne olduğunu ama o kadar hiçbir zaman bakıp da hani full okumuş değilim ama... Ben de tam bütün şeylerini okumuş değilim ama kadınları koruma amaçlı yapılan bir yasa önerisiydi. Ve bu devlet tarafından reddedildi. Mesela gece birden bir kanunun ortadan kalkması gibi. Ha, aynen öyle. Onun için yani bu kadınlarla ilgili düşüncelerimizi birkaç makben öncesinden görebilirsiniz. Hangisiydi? Subway'de. Subway makbeninde buna değinmiştik. Onun için tekrar bu konulara çok fazla girmeyeceğiz. Çünkü gerçekten çok sinirimiz bozuluyor. Onun için geçiyorum bunu. Anlamışsınızdır. Ve zaten Instagram'da beni takip edenler de tamamıyla anlamıştır bizim duruşumuzu bununla ilgili. Yani. Kötü bile olsa iyi ki yaşamışım dediğiniz olay.
2018. Olabilir. Evet. Bunu daha önce ben sana dokunmadım. No, kendim damarımı şu yaptım. Ha. Huy. Bunu daha önce burada hiç söylemedik. Dışarıdan da belki hiç belli olmuyordur. Bizi böyle 2013 yılında çıkmaya başladık. Ve 2018 bize böyle darbe vurdu. Darbe marbe deme şimdi videoda. Hayır, bize darbe vurdu. Onu birisi alır bir şeyler çevirir. Ay üf, öyle bir şey algılamayın. 2018'de bir ayrılık dönemi yaşadık. Ayrıldık, barıştık, ayrıldık, barıştık. En son bir barıştık, bir barıştık zaten. Olur öyle, hatırla, Türk polisi yakalar. Nedeni muhtemelen büyüyorduk yani. Üniversiteyi bitirmiştik, hayat böyle çok gerçekleşmişti bir anda. Ve onu birbirimizden çıkarttık diyebiliriz. Ben bir şey yemiyorum. Ama iyi ki oldu. Çünkü her zaman biz kendi aramızda da diyoruz, arkadaşlar arasında da diyoruz. Değişik bir açıdan bakıyorum duruma. Çok farklı bir açıdan bakıyorsun. Ben bunu ne aldım biliyor musun? Bence bu Türkiye'de olmayan bir şey. Yakını bile yok bence onun. Bu şey... Pirinç patla... O cereal in Turkish. Pirinç patla şey var ya, böyle cornflakes gibi. Ya Coco Pops'un falan var ya, yapıyorlar, kesin vardır Coco Pops'un ki. Onlar falan var. Nesquik tarzı, hani böyle sabah kahvaltıya gelen şeyler. Ama bu bayağı şey lan. Tü. İsmini yazıyorsun. Adamı yaz oraya. Çocuk için. Ama bunu genellikle burada hani böyle quickly kahvaltıda, hani yolda kahvaltı amaçlı yani yiyip de sağlıklı bir şey olur. Pek bir cereal bar değil de. Her neyse, bu kötü olsa da iyi olan ikimiz için de aynısı. İkimiz için de gerçekten dönüm noktasıydı. Ve belki de biz onu hiç yaşamasaydık bugün bu noktaya gelmezdik. Onun için... Olmak bize koktu. Ha? Al. İstemiyorum. I just wanted to buy. Yemiyorum. Nimet atılmaz öyle, gerizekalı. Çocuğunuz olunca adının ne olmasını isterdiniz? Söylemiyorum. Söylemiyoruz. Yakınımızdakiler biliyor şey dedi. Biz bir şey düşünüyoruz. Zaten isim dedik anasını satayım. Öbür gün herkes ismini o koydu. Söylemiyorum ismini. Onun için çocuğunuz olursa bir gün, Allah izin verirse, görürsünüz. Duyarsınız. Hayat felsefesi yaptığın bir söz var mı? It is what it is. Life is not that deep. It is what it is şey demek. Neyse o. Yani yapacak bir şey yok. Hani neyse o. Tam olarak o oluyor. It is what it is. Oranın ölüne çağırıyor. Ha, aynen öyle. Seninki neydi? It's not that deep. Yani çok da önemli değil. Yani no man. Çok tamam ama... Ben bunu iş yerine söylüyorum. Dina'ya çok. Bir şey oluyor, kafasına çok pis takıyor. Ha. Strese giriyor, çoğunu düşünüyor, abartıyor. Dina, sorun ne? Aa, kutuyu yanlış yere gönderdim. Ya da ne bileyim. Ya yanlış bir şey koyduk kutunun içine. 10 tane koyacağımıza 9 tane koyduk. Tamam. Dünyanın sonu değil. Yani tamam, oldu hata, oldu böyle, ama o kadar da kendini stres yapmana gerek yok ki. Bence stres yapmak böyle düşünmeler lazım ve böyle düşünürlerse eğer hayatları uzar. Her gün yaptığın günde her stresli ya da bunu önleyemezsin tabii de, her stresli geçirdiğim zaman ne kadar uzun onun içine kalırsa ne kadar çok hayattan kaybediyorum geliyor bana. Mesela o onu düşünmemen lazım. Ben de işte benim de hayat bir söz olarak it is what it is. Yani neyse o. Yapacak bir şey yok. Hani bu her şeyde vardır bir hayır mentalitesi. Yani olan işte de vardır, olmayan işte de vardır. Neyse o. Bak, devam edeceğim. Düğün ne zaman? Seneye inş. Any diets you recommend? I'm struggling to lose weight and thinking of getting surgery. Şimdi aşkım canım, bunların önünde otururken ben hangi diyetle ilgili konuşayım? İkincisi, lütfen ameliyat yoluna gitmeyin hemen. Bu yani, diyet konusunda da bir şey diyeceğim. Evet. Ben bir diyete girerim mesela. Ben girdim. Bir hafta içinde, 10 gün içinde 7 kilo verdim diyelim. Ben en son Cambridge'e kaç kilo vermiştim? Şimdi onlara girecektim. Cambridge Weight Plan diye bir şey var burada. Gerçek yemeği bir nevi hayatından çıkartıyorsun. İşte milkshake'ler, çorbalar, onların kendi hazır paket yemeklerini yiyorsun.
İbo mesela bir haftada onda 7,5 kilo vermişti. 9 kilo mu vermişti? 7. O kadar değil de sanmıyorum. 7 kilo demek ki. Yok, 7,5 kilo falan. Ama kendisi bayağı aç dolanıyordu. İbo artık böyle depresyona girmişti. 7 gün boyunca ben yemek yememiştim. Evet. Ben yaptığımda mesela ben bir haftada rekor verdiğim kilo Cambridge yaptığım zaman 2,5 kiloydu. Ama şöyle bir şey var. Ben bundan 5 sene önce Cambridge'e 3 ayda 17 kilo vermiştim. Her şey çok güzel, her şey çok iyi gidiyor. Ama böyle diyetlerin problemi sağlıklı bir şekilde kilo vermiyorsun. Vücut bir anda o kiloyu atıyor ve onun içine durduğun zaman bazen aynısını ya da daha fazlasını alıyorsun bu sefer. Onun için hiçbir işe yaramıyor. Ama bu son dönemde en rahat, yani sürekli ben makarna yiyorum. Mesela diyetteyim diyorum ve makarna yiyorum. Bana çok yorum geldi bununla ilgili. Hani makarna yiyip nasıl kilo verebilirsin mentalitesi. Slimming World, araştırın, bakın. Gayet kolay aslında planı. Bana mantıklı gelmiyor o Slimming World. Ha, mantıklı değil ama işe yarıyor doğru düzgün yaptığın zaman. Ama işte dediğimiz gibi herkesin bünyesi farklı, herkesin vücudunun mesela reaksiyonu ben bu, farklı. Oruç tutma konusunda da bayağı kilo vermiştim. Ha, İbo mesela intermittent fasting yaptı, o kadar kilo verdi. Ben intermittent fasting yaparken hiç kilo vermedim. Ama bir de diyete girdiğin zaman, o ilk diyete giriş zamanında zaten vücudundaki suyu kaybediyorsun ya. O kilo verişi zaten o oluyor büyük ihtimal. Ve bir de böyle bir şey de var. Ben bunu çok araştırdım yani o kadar diyete giren çıkan bir özge olarak. Abi kalori saymadan kilo vermek gibi bir dünya yok. Çünkü ne diyorlar? Calorie deficit'e girmediğin sürece kilo veremiyorsun. Bu ülkede bunu şu hafta. Türkiye'de var mı bilmiyorum. Bu vardı galiba. Neredeyse paketlerin üstünde. Mecbur çünkü neredeyse değil, mecbursun. Ama orijinal hali bu. Gösterebilir miyim bilmiyorum. Sen ne yapıyorsun ya? Bunu göstermiyor musun? Aynen. Traffic light system. Bir şey kırmızıysa ondan çok var demek. Sarıysa okey. Yeşilse tamam ondan çok az o şeyden var onun içinde. Ama hepsi böyle trafik ışığı gibi değil. Bazıları. İşte o yüzden buna bakıp da öyle dedim. Mesela bunlar öyle değil. Ama bu sistemin adı traffic light system. Bütün amacı oydu bunun ilk çıkarttıkları zaman. Bir insan direkt bir şeye bakıp da hani kırmızı diye. kırmızı görürse de baba ne oluyor lan? Mesela bu pakette günlük %20 yağ oranı bunda var. Ya bunu yedin ya, bir gündeki %20 yağ tüketimin eline sağlık. Eline sağlık. Bu arada şey geliyor. Paskalya bayramı. Easter. İngiltere'de çikolatadan... Yumurta. Çikolata yumurta bayramı. İnsanlar böyle birbirlerine çikolata, yumurta... No, çikolatadan yapılan yumurtaları hediye ediyorlar. Biz de bunlardan da alalım. Bu arada bu benim en sevdiğim çikolata. Lindo. Evet. En sevdiğim çikolata. Artık haftada kaç video yüklemeyi düşünüyorsunuz? Bir tane az geliyor. Canım, bundan daha fazla yemek yersek biz olduğumuzun 5 katına çıkarız. Ve şu an ne diyecektim? Bir de ayrıca biz... Lockdown var. Nereye gidiyoruz? Ha. Ne yapıyoruz? Ha, onu demiyorum. Ben mukbang açısından demiştim. Bunu muhtemelen sonra mukbang seyircisi. Zaten haftada bir kere vlog, bir kere mukbang en azından koymaya çalışıyoruz. Ama ikincisi... Pazartesiden Cuma'ya kadar ben çalışıyorum. Pazartesiden Cumartesi'ye kadar İbo çalışıyor. Yani bu mukbangler hep iş sonrası araya... Yani biz de insanız, bazen hani uymuyor. İşimiz çıkıyor, bir şey oluyor. Ve ayrıca hani evli olmadığımız için şu anda zor sürekli. Çikolatayı ağzınıza eritiyorsunuz mu yoksa çiğniyorsunuz mu? How is the wedding preparation going during the pandemic? Anything you advise? Yani düğün, pandemi sürecinde düğün hazırlıkları nasıl gidiyor? Önerdiğimiz bir şey var mı? Valla biz şu anda hiçbir şey yapmıyoruz. Düğünle ilgili. Çünkü daha bir sene var. Bir seneden fazla bir süre var. Ve yani, önerecek bir şey yok. Sadece tek önereceğimiz şey dikkatli olun. Çok, ben böyle diyeyim. Biz kendimizi boşuna avutmuyoruz. Gelişi güzel. Olursa olur, olmazsa olmaz kafası. Hayal kırıklığına uğramamak için. Bence tek önerebileceğim şey o. Çok fazla hayal kurmayın. Bu Galaxy'yi Türkiye'de görürseniz alın, ağzınızda eritin çok güzel. Galaxy'nin çikolatası çok güzel. Yükselen burcunuz ne? Astrolojiye inanır mısınız? Tam daha ben bir öneride bulunacaktım. Sen ne oluyor pardon. Ya? O kadar çok soru var ki bu sefer ben rapid bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Önereceğimiz şey bu düğün konusunda. Bu düğün...
pandemi konusunda çok fazla investment, hani ya, paranızı bir kenara koyup da onun üstüne çok şey yapmayın. Hani ne bileyim, davulcuya 1000 lira istedi ya, adama 1000 lira şey da vermeyin. Bekleyin çünkü belli değil. Ha yani. Bir oluruna bırakın. Yani biz de öyle yaptık. Şu anda mesela düğünümüzün depoziti ödendi. Geri kalan hiçbir şey dokunulmadı. Yani. Çünkü garantisi yok. Yani o düğün iptal olursa da zaten o depozit bizim hakkımız. Çünkü bizim yüzümüzden iptal olmadığı sürece problem yok. Ama düğün salonu sana dönüp de diyemez ki 1000 liranı geri vermiyorum, ama ne bileyim, fotoğrafçı sana diyebilir ki. Bizim fotoğrafçımız yapmaz. Yapmaz zaten de, ben sadece bir örnek olarak yani. Independent bir insan olarak. Ha, aynen öyle. Yükselen burcunuz ne? Astrolojiye inanır mısınız? Benim yükselenim terazi. Seninki ne? Burcumu biliyor musun ki terazim yükselenini soruyorum. Ben ikizler burcuyum, İbo balık burcu. Bağladım ben ya. Benim yükselenim terazi de İbo'nunkini hatırlamıyorum. Yaz olsun. Onu çözmesi lazım. Doğum saatin lazım, ıvırın zıvırın lazım. Astrolojiye inanıyor musunuz? Bir nevi inanıyoruz ya, yani böyle çok fazla hayatımızı ona adamıyoruz. Bir ara bayağı inanıyordum ya da. Ya ben hayatımı ona adamıyorum. Ama tam bir ikizler burcuyum. Yani ikizler burcunun bütün karakter özellikleri bende mevcut. Biliyorum. En sevdiğiniz tatlı? Baklava. Baklava değil benim en sevdiğim tatlı. Ne? Şam tatlısı. Şam tatlısı ne? Bilen bilir. Osmaniyeli hemşerilerim yazsın. Mesela o şam tatlısı ne biliyor musun? O şam tatlısı, o hani şey sattıkları, simit sattıkları o el arabası tarzında bir şey var ya. Onun içinde kocaman bir tepsi. O tepsinin içinde şu an irmik tatlısı gibi bir şey. İrmik tatlısı hatta. İrmik tatlısı slash şam tatlısı. O bir küçük dilimi gazete gibi o küçük kağıtların arasına koyup da birer birer alıyor 1 liraya. Deli manyak bir şey ya. Hiç duymadım. Benimki muhtemelen çok cheesecake. Güzel. Ama böyle ben çok fazla tatlı... Ne yediydi o, bizim istimaları ne yemiştik? San Sebastian. Ooo. O güzeldi mesela. O var ya. Video çekmeye nasıl karar verdiniz? Severek izliyoruz. Teşekkür ediyorum. Ha bu arada. Bu kız. Legs. Tanıdık geldi mi? Ya sen niye şey bozuyorsun ya? Bir şey diyebilir miyim? Bu flavor Türkiye'de yok. Bu da yok. Bu ne? Salt and vinegar, tuz ve sirke. Sirke ve tuz. Bu prawn cocktail, karidesli. Karides yemiyorum, sevmiyorum ama bu prawn cocktail'i çok seviyorum. Yeah, çok güzel. Ama bu kız işte Lay's. Video çekmeye. Aslında benim öyle bir ortaya attığım bir fikirdi. Herkese saftik vereceğim. Bunun için bana her gün şey yapacaksınız. Dua edeceksiniz yatıp kalkıp da. Böyle aşıyorsunuz ya. Üstünü kapat. Yap, üstünü tuttum. 5 minute call. Çevir böyle. Ya. Burası da crunch up yap. Böyle kapat böyle. Çevir. Yukarı doğru yap. Al hacı. Bak. Dibine elinle melele. Çünkü en nefret ettiğim şey içindeki cipsi alırken o elimin etrafına o şey değiyor. Hiç sevmiyorum onu. Ben hiç fark etmiyorum bile. Bu mesela. Çünkü ben hep böyleyim. Bayağı. Evet. Ben öyle ortaya attım. Yani uzun zamandır aslında hani böyle blogger tarzı böyle bir şeyler yapmak istiyordum. İbo da dedi ki yarın pazar günü dedi bir dene. Hı-hı. Kendini nasıl hissediyorsun? Yarın first atacağım ben. Ha bir de ayrıca ilk kanal kuruluşu atacağım ilk. 12. ayın biriydi. Yani bu 2019. Öyle başladık, İngilizce başladık. Sonradan baktık ki aslında Türkçe daha verimli bir kanal olabilir. Onun için Türkçe'ye döndük. Verimli kanallarla basıyor daha rahatsın. Kendinizde sevdiğiniz ve sevmediğiniz fiziksel ve karakter özellik. Ellerimi hiç sevmiyorum. Tırnaklarım varsa seviyorum, yoksa sevmiyorum. Fiziksel olarak onu diyebilirim. Çok çabuk sinirleniyorum ya. Çok agresif bir insanım. Kendimde sevmediğim bir huy olabilir. Sen? Ben her şeyi seviyorum ya. Şimdi Allah özene bezene yaratmamış. Ama... Ay ben seni yürümüyorum. Konuşmuyorum. Bitti mi? Ya anlatsana ya. Anlatmıyorum bro. Sevmek de mi yasak? Sonra bunu yanlış anlayarak ki abi hiç sevme onu yapmıyor, sevdirmiyor. Ben... Öyle mıy mıy vıy vıy şeylere gelemiyorum. Sanki ben çok gelebiliyorum. Ben sana gıcıklığını yapıyorum ona. Cıvıklık demek... Cıvıklık. Ben de sevmem.
mıç mıç hareketleri sevmem. Ve biz zaten hiç böyle mıç mıç bir ikili değiliz. Senin sayın da öyle sanıyım ben de. Asla vazgeçmem dediğin şey. Asla vazgeçmem dediğim şey. Onu da sorayım. Telefonum. Fiziksel sen... özellik olarak düşünüyorum ama ben. Aile veya insan olarak düşünmüyorum. İşte tamam diyecektim. Sen nasıl düşünüyorsun, ben nasıl düşünüyorum? Ya, hayır ama asla vazgeçmem dediğin şey. Benim annem bir şey değil. Ben object olarak düşünüyorum. Telefonum. Her işimi görüyor. Kitapta okuyabiliyorum, internete de girebiliyorum, Instagram'a da giriyorum, YouTube'a da giriyorum, videoda çekiyorum, fotoğrafta, yani bütün hayatım telefonda geçiyor. Ne vazgeçemediğin şey? Seninki de telefon. Problem. Yani çoğu insanınki telefondur. Ama telefon var, internet yok, ne yaptın? Kaldırak çöpün. Olmak mı sanırız be? Ama internet var, telefon yok. Ay, ay. Türkiye'de eğitim almış olsaydınız sizce hangi mesleği yapardınız ya da yapmak isterdiniz? Hangi mesleği yapmak isterdim? Ben holding sahibi olmak isterdim. O da çünkü meslekti. Direkt zengin. Niye sahibi. Benim babam belki holding sahibi olabilirdi. Meslek mi Özge o? Niye iş insanı olmak bir meslek değil mi? Tamam öyle de o zaman. Şaka yapıyorum. Ben diziler yüzünden holding dedim. Türkiye'de olsaydım... Bilmem ben kesin kreatif bir şey yapardım. Ya böyle reklamcılık falan. Müzikle ilgili bir şey yapabilirdim. Yani ben ne yapardım? O tarz bir şeyler yapardım. Ben akıllı insanım ya. Ne kafa yaparsan yaparım. Ben... Sen bence yine teknoloji işi yapardın. Ama mesela Türkiye'de olmuş olsaydım bu kadar çok... Osmanlı'da olmuş olsaydım bu kadar çok teknolojik... Şansım olacak mı o kadar çok teknolojiye mesela? Sen her şey Osmaniye olarak düşünüyorsun. Türkiye'de Osmaniye de. Olmasa İzmir'de yaşıyor olduğunu düşün. İstanbul'da, Ankara'da yaşadığını düşün. Ya ben mesela Türkiye diye düşündüğüm zaman hiçbir zaman Fatsa'yı düşünmüyorum. Hayır benim öyle ben düşündüğüm... Ben Fatsa'da kreatif bir insan olurum diye düşünmüyorum onu. Ben Türkiye, İstanbul, İzmir yani büyük şehirde yaşayıp mesleğim ne olurdu diye düşünüyorum. Sonra da diyor mu büyük şehirde yaşarsan? Ama ben öyle düşünüyorum. Tamam ben kendimi oraya doğru algılıyorum ama. Bitti mi? Bitiriyorum çok güzel. Sağ ol. YouTube'a nasıl motivasyon buluyorsunuz? Yavaş büyümek bırakma isteği getiriyor mu? Yok getirmiyor. Hiç de düşünmedik bırakmayı. 1,5 senedir. No. Bir kere bile demedik yani bu işte yapmayalım falan diye. Aslında o ufak ufak büyümesi bir yandan güzel oluyor. Çünkü düşünüyorsun diyorsun ki aa bir aralar 100 tane subscriber'ımız vardı. Ben mesela bazenleri görüyorum. Bakın 3000 kişi mi oldu? Yeah. Bayağı şey bir şey. Mesela bazı videolara bakıyorsunuz oğla 8000 olmuş, 10000 olmuş. Ama çok tatmin edici bir şey. Kesinlikle. Senin bir şey yapıp da onun izlenmesi ya da sevilmesi. Ve bence onun motivasyonu da zaten oradan aynen. Geliyor. Üzgünüm. Bir anda suratımı görüp hayal kırıklığına uğramış olabilirsiniz. Ama ne yazık ki bu video çok uzun. Ve bu haliyle asla yüklenmez yani. Daha önce böyle bir hata yaptık uzun video koymaya çalışırken. Saatler sürüyor YouTube'e düşmesi, reklamların yüklenmesi, HD versiyonunun gelmesi falan. Onun için çok fazla soru olduğu için ve hepsine cevap vermeye çalıştığımız için iki parti ayırdım. İlk part burada bitiyor. Umarım yarın ikinci parti seyrediyor olursunuz. Her zamanki gibi kanala abone olup, yorum yapıp, videoya like atmayı unutmayın. Part 2'de görüşürüz.